Selam dostlar, bugün Frisbee'nin Artemis oyuncu kulaklığını inceliyoruz. I like Evet şu elimde görmüş olduğunuz FrisBee Artemis oyuncu kulaklığı sizlerle bugün çok güzel özellikleri ve şık görünümüyle ön plana çıkıyor. En önemlisi de fiyatı çok uygun arkadaşlar. Zaten link bırakacağım birazdan aşağıya. Oradan bakıp siz de kontrol edebilirsiniz. Ürünün kutu açılımına geçmeden önce zaten bir iki bilgi vereceğim size. Sonra kutu açılımını yapacağız. Sonrasında mikrofon performans testini hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle 7.1 Sanal Surround kullanılıyor içerisinde ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Mikrofon gürültü engelleme özelliği var. Bu çoğu kulaklıkta bulamayacağınız mikrofon gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu kulaklığın mikrofonuyla nerede konuşursanız konuşun. Arka planda herhangi bir şekilde hışırtı herhangi bir şekilde gürültü duyamayacaksınız. Ben bu ürünü tamamen tipine göre aldım arkadaşlar. Affedin. Affedin dememde de bir şey yok ama çok kaliteli bir ürün çıktı gerçekten. Hani ilk defa böyle dedim ki bir tane görüntüsü güzel bir ürün alayım. Genelde aslında ben hepsinde öyle yapıyor gibiyim ama iyi çıkıyor hepsi çaktırmayın siz. Rainbow bir renklendirmesi var zaten detaylı şimdi görüyor olacaksınız. Gerçekten o kadar çok beğendim ki çok memnun kaldım Arkadaşlar şimdi zaten siz mikrofon Testinde her şeyin ne olup bittiğini Göreceksiniz ben bunu bir haftadır kullanıyorum Kutusunu açtım kullandım Şimdi tekrardan size videosunu çekmek için Kutuladım ve kutu açılımını yapacağız Hadi gelin kutu açılımına geçelim Peki, Ürünümüzün kutu açılımına Hemen sizi bekletmeden açayım çünkü ben de oyun oynayacağım arkadaşlar bu videodan sonra ve kulaklığı artık takmam gerekiyor. Kutusunu taktım ve sabahtan beri bekliyor akşam olsun da. Şimdi kutuyu açtıktan sonra şöyle bize bir poşetle kulaklığımız karşılıyor. Çıkartalım. İçerisine bakıyoruz. Ne çıkıyor başka? Neymiş bu? Evet frisbee'nin garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. Burada işte gerekli bilgilendirmeler vesaire yazıyor nas kullanma kılavuzu gibi bir şey. Ürünün kutusu bu şekilde. Gayet şık bir ürün arkadaşlar onu söyleyebilirim. Fişini takmadan önce şöyle poşetten bir çıkartayım bakalım nasıl bir şeymiş. Önce dış görünüşünü ışıksız bir inceleyelim. Bak size şunu söyleyeyim. Şu klipsler var ya abi şunu bile atmadım. Bak şu gözüküyor mu bilmiyorum. Şunu bile atmadım. Taktım dedim ki videoda tam olsun. Böyle şeylere biraz özen gösteriyorum arkadaşlar. Kablomuz örme bir kablo arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle gayet kaliteli bir örme kabloya sahip. Şöyle elimde tam net olarak göstereyim sizlere. Ve dış görünümü şu şekilde böyle pütür pütür olan bir dış görünüme sahip. Mikrofonu her yere hareket ettirebiliyorsunuz ve hareket ettirdiğinizde aynı şekilde kalıyor. İster ağzına yaklaştır böyle istersen dik tut, istersen ağzından uzaklaştır. İstiyorsan böyle tamamen başka bir yöne çevir. Şurada metal bir kısım var arkadaşlar. Bunu böyle çok zor bükebileceğiniz bir metal bu. Yani böyle hani çok kolay kırılabilecek bir metal değil ve burasında Artemis logosu yazıyor arkadaşlar ürünümüzün. Onun dışında üründe bu şekilde pedler bulunuyor. Pedleri güzel. Ha yani şöyle söyleyeyim. Bir tık sol kulağımı acıttı. Nedenini bilmiyorum ama benim her kulaklıkta sol tarafım acıyor. Bu herhalde ee, ondan dolayıdır. Çünkü sağ kulağımda herhangi bir problem yok. Şimdi bir fişe takıyorum. Fişte nasıl gözüküyor? Işığını açtığımızda nasıl olacak? Ona bir bakalım. Daha net görebilmeniz için şöyle ışığı kapatayım bakın arkadaşlar görünümü mükemmel değil mi ya ben mi bilmiyorum hoşuma gitti yani şöyle durunca abi kulaklık benim çok hoşuma gidiyor ya şu ışıkları şu tatlılığı ya mükemmel şimdi mikrofon testine geçeceğiz Hadi gelin mikrofon testini yapalım bakalım mikrofonda sesimiz nasıl gelecek size Arkadaşlar şu anda ekranda konuşuyorum ama ağzımla senkronizasyon sağlayamamış olabilirim çünkü videoyu kameranın sesinden almışım ve videoyu kameranın sesinden aldığım için sizlere üstüne şu anda ben konuşuyorum ve şu anda duymuş olduğunuz ses mikrofonun yani kulaklığın mikrofonundan gelen ses arkadaşlar. Şimdi bir de şunu göstermeyi unutmuşum. Burada bir ses açma kısmı tuşu var arkadaşlar. Böyle ileri geri yaptığınızda sesi açıp kısabiliyorsunuz. Direkt olarak buradan kulağa taktığınızda şöyle tek eliniz herhangi bir elinizde şöyle dokunduğunuzda sesi kısıp açabiliyorsunuz. Şu anda sesimi artık kulaklıktan duymuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi genel özelliklerinden bahsetmek gerekirse bu Frisbee'nin FHP G1505 modeli. Bir yandan da okuyorum arkadaşlar sizlere daha böyle hani güzel bir bilgi verebilmek için. 7.1 sanal virtual surround bir ses motoru var içerisinde. Onun dışında zaten sesimi duydunuz arkadaşlar herhangi bir şekilde mikrofonun yani yakından da denedim, uzaktan da denedim ve hiçbir şekilde bir filtre falan eklemedim. Duyduğunuz tamamen az önceki ses tamamen kulaklıktan çıkan, mikrofonundan çıkan bir ses. Ya şunu göstermek istiyorum bak. Şöyle duruşta şimdi burada size çok net gelmiyor olabilir ama bu böyle Hani masanın üstünde dururken çok tatlı bir görüntüsü var. 150-200 TL arasında alabileceğiniz ürünler de ilk sıraya koyabileceğim bir ürün arkadaşlar bu. Görüntüsü çok hoştu. Evet videosunu hiç izlemeden aldım ama ya şu görüntü beni bitirdi. Ya daha güzelleri var mı? Var tabii ki de daha çok paraya kıyarsanız, daha çok para verirseniz daha güzellerini de alabilirsiniz. Ama şu kulaklığı aldığımı hiç pişman değilim. Bir tane klavye almıştım onu geri gönderdim. Şu anda yeni bir klavye geldi. Onun incelemesini de yakında kanalda paylaşacağım. Daha çok böyle ürün incelememi istiyorsanız ve incelememi istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Ben birazcık oyun oynayayım ve sonrasında videoyu montajlar. Yarın sizlerle paylaşırım. Görüşmek üzere.